Herkese selam. Bugün konumuz Zeus Mağarası. Zeus, Yunan mitolojisinin en renkli ve en bilinen karakteridir. Mitolojiye göre Zeus gökyüzünün, yağmurun, şimşeğin ve bulutların tanrısıdır. Aynı zamanda hem tanrıların hem de insanların babasıdır. Tanrılar alemini yönetir, gökten yağdırdığı yağmur ile insanların dünyasına bereket getirir. Zeus babaların babası unvanı ile antik Yunan medeniyetinin yerleşim alanının her yerinde kendisine adanan, kendisiyle özdeşen yerler vardır. Bu yerlerden birisi de Kuşadası Güzel Çamlı Mahallesi'nde bulunan Zeus Mağarası'dır. Şimdi tekrar gelelim işin mitolojik kısmına. Antik Yunan mitolojisinde her yerin, her olayın ve her şeyin bir hikayesi vardır. Olan her şey tanrılarla ilişkilendirilir. Ege kıyıları da bu mitolojik hikayelerden nasibini almış, birçok mitolojik hikaye buralarda geçmiştir. Zeus Mağarası'nın yakın çevresi ve antik Yunan medeniyetine bağlantılı olarak çeşitli hikayeleri var. Tanrıların tanrısı Zeus'un ve güzellik tanrıçası kızı Afrodit'in bu çevrelerde gezip vakit geçirirlerken mağara içindeki küçük gölde vakit geçirdikleri ve yıkandıkları rivayet edilir. Bu nedenle mağaranın ismi Zeus Mağarası olarak anılır. Başka bir mitolojik hikayede ise göklerin tanrısı Zeus ile kardeşi denizlerin tanrısı Poseidon hikayenin kahramanları olmuştur. Babaların babası Zeus, kardeşi denizler tanrısı Poseidon'u kızdırdığında Poseidon elindeki üçlü yabasını kaldırarak dalgaları kabartır. Zeus denizi alt üst eden Poseidon'un gazabından kaçıp denizin sakinleşmesini beklemek için bu mağaraya sığınır. Zeus burada denizin sakinleşmesi beklerken bir yandan da dinlenir ve yıkanır. Mağaraya Zeus mağarası denmesinin bir sebebi de suyunun farklı olması, dibinin görünmemesi ve mağaranın iç kesimlerinin gizemli olmasıdır. Bir yerin gizemli olması oranın tanrısal bir yer olarak görünmesine neden olmaktadır. Gizem insanların en sevdiği hislerden birisidir. Görülmeye değer coğrafik bir oluşumdur. Evet arkadaşlar, benden şimdilik bu kadar. İki tane söylemek istediğim nokta var. Eğer ki bu mağaraya gitmeyi düşünürseniz kayaları çok kaygan, bu konuda dikkatli olun. Ki ben iki kere kayıyordum o kadar dikkatli olmama rağmen. İkincisi de ki zaten konuyu anlatırken sonlarda söylediğim gibi mağara gerçekten o kadar çok kasvetli ki yani biraz daha karanlık bölgeye gitmekte insan birkaç kere düşünüyor. Tereddüt yaşıyor bu konuda. Şu an zaten izlediğiniz fotoğraflar bana ait videodan sonra. Gerçekten güzel bir gündü benim için. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bir dahaki başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.